Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa başlıyor. Sportskar'dan herkese merhaba. Manşet Avrupa'yla yepyeni bir hafta, yepyeni konularla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Gerçi ben hoş geldim, evet. Aynen. Belirli aralıklarla. Kalem kutum. Ben ve kalem kutum. Yine sizinleyiz. Evet, gündem yoğun sevgili Gizem. Evet, çok güzel bir haftaya güzel bir başlangıç yaptık. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Harika bir hafta başlangıcı değil miydi bizim için? Olağanüstü ya, değil mi? Dün gözlerimiz doldu ya vallahi. Yani gözyaşları sel oldu. İstiklal evet. Marşımızı dinlerken. İnanılmaz. Harika. Yani çok ilham verici bir öykü. Önce Milletler Ligi. Bu yaz herhalde Filenin Sultanları'nı izleyip böyle voleybola aşık olan küçük yaşta birçok çocuk oldu. Zaten çok uzun süredir kulüplerde biliyorsunuz dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları yaşıyoruz. Ama milli takımımız hep bir noktaya kadar gelip sonunu getiremiyordu. 2003'te, 2019'da böyle hatırlıyorum olimpiyatlarda. O eşiği atladık. Bunu çok uzun süredir hak etmiştik. Her birine yürekten tebrikler. Yani hepsi bizim gururumuz, Türkiye'nin gururu, Filenin Sultanları ve yani ne kadar övünsek az. Ya ben milli maçlarda inanılmaz kendimden geçiyorum, hayattan kopuyorum ya. Dün yine aynı şekilde maçın başından sonuna kadar yani ne yapacağımı şaşırdım ya evde. O 5. set. Ne yapacağım? Ben de çıkıyorum smaca. 5. set, 5. oyun var ya hani işte Gizem Örge çıkartıyor. Yanılmaz ya, o nedir ya? Zehra Yer'den. Ya topu o havaya kaldırıyor. O var ya, Türk spor tarihinin en önemli anlarından biri ya orali. Gerçekten Vargas devamında çivi gibi topu öldürüyor. Yani 41 sayı aldı evet, Vargas biliyorsun. Inanılmaz. Malatyalı Vargas deniyor yani, o da şehir olarak Malatya'yı seçti. Yani az daha plaka yapıyordu. Yani ona da 41 kere maşallah dün bireysel anlamda da maçı aldı, bize getirdi. Çok yani her birinin emeği inanılmaz bir dayanışma göz ardı edilemez. Çok iyi yani, her biriyle gurur duyuyoruz, aileden biri gibi her biri. Aynen öyle. Evet. O yüzden çok özel bir grup ya yani. Müthiş. Çok şanslıyız. En başarılı olduğumuzda branş kadın voleybolu. Yani aynen öyle. Uzak ara. Yürekten tebrikler, teşekkürler. Tebrik ediyoruz tekrar. Ellerine sağlık hepsine. Futbola dönelim. Real Madrid diyelim. Bir grafiğimiz var. Bellingham Real Madrid performansını görelim mi? Görelim. Evet, Bellingham'ın da yani başka bir seviyeye girişi oldu Müjdat. Ya ben Jude Bellingham'ın artık çok erken olabilir. 4'te 4'te başladı. Her maçta inanılmaz bir gol katkısı veriyor istikrarlı bir şekilde. Bir yanda Real Madrid'in o efsaneleri, hani Fenomen Ronaldo, yakın dönem Los Galacticos efsaneleri, Zinedine Zidane, işte hani bilmiyorum olur mu, altyapıdan geldi ama daha yaşı genç, ona da kıyaslanabilir, Raul gibi. Yani Real Madrid efsanelerinin arasına talibim diyor mu Jude Bellingham? Yani özdeşleşecek sanki Real Madrid'le. Öyle gözüküyor ama çok erken ya. Yani şimdi mesela hani bizim hazırladığımız bir grafik var ya, La Liga ilk 4 maçta gol atanlar grafiği. Onun üzerinden de Cristiano konuşalım. Bellingham, Fabregas, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. Yani La Liga'da 21. yüzyılda ilk 4 maçında da gol atan futbolcular. Ya bilmiyorum Müjdat ya. Ben geçen programda da sana burada aynı ifadeyi kullanmıştım. Olması gereken yerde Bellingham gol noktalarında, son dakika olsun, 35. dakika olsun, 10. dakika olsun, hep böyle olması gereken yerde. Ama maç içinde çoğu zaman saklanıyor. Yani kendini koruyor, ne bileyim bazen defansif görev üstleniyor, bazen hücum görevi üstleniyor. Yani şimdi o Cristiano Ronaldo'larla, ne bileyim işte Real Madrid tarihine geçmiş olan işte Luka Modric'lerle, işte Roberto Carlos'lar, Guti'ler, diğer fenomen Ronaldo, ne bileyim Hugo Sanchez, Butragueño, yani oralarda çok başka seviye ya. Şimdi başka Bellingham seviye. Yani ama mesela Bellingham'ın bu maçtan sonra söylediği bir ifade mesela benim canımı sıktı. Dedi ki ilk defa dedi bu kadar gürültülü bir atmosfere şahit oldum dedi. Santiago Bernabeu'da golü attığı andaki o sesten, o gürültüden bahsediyor. Ya Borussia Dortmund'dan geldi ya Bellingham. Ama şimdi yani biraz yeni takımına da, yeni takımının atmosferine de burada bir motivasyon evet. Konuşması bu. Yoksa tabii ki Borussia Dortmund tribünlerini göz ardı edemez ama
Ya burada aslında yeni bir pencere açıyor ve tribünü de atmosferi de başka bir yere çekiyor. Çünkü ya çok özel bir kareydi. Şimdi 90+5 miydi? 90+5'te attı. Gol noktasına koşusu, o içgüdü, o kazanan takım içgüdüsünü mesela Dortmund'da son anda şampiyonluğu verdi Jude Bellingham. Ve Dortmund'un üzerine yapışan bir kazanamayan, son anda final anını oynayamayan takım hüviyetinden kazanan bir karaktere geçiyor Jude Bellingham. Ve 90+5'te herkes dururken kaleciden dönen topun ihtimalini takip eden tek bir oyuncu Jude Bellingham. Ya tamam, zaten buna karşı çıkan yok. O kazanan kimliği... Olağanüstü bir özellik bence. Hayır, kazanan kimliği taraftarla birlikte artık bir mesaj verme, bir liderlik ruhuna dönüştürmüş. Bence orada ben bu takımın artık lideriyim, yeni lideriyim ve hani tribünü de arkasına almaya çalışıyor. Orayı da yönlendirmeye çalışıyor ve çok yüksek özgüvenle başladığı için bence o Guti'ler, Raul'lar, Roberto Carlos'lar, Cristiano'lar, Real Madrid'in o efsaneleri arasına talibim diyor Jude Bellingham. Ben biraz daha hani kalitesini yansıtır ama bu kadar ön plana çıkar mı? Olgun oyunundan hep bahsettik Bellingham'ın. Ama lider oyunundan Real Madrid seviyesinde bu kadar erken göstermesi konusunda tereddütümüz vardı. Şu anda Jude Bellingham ben Real Madrid'in yeni patronuyum diyor artık. Bir de Bellingham'ı lider yapan bence Real Madrid takımının şu anki saha içi kurgusu. Mesela Karim Benzema bu takımda olsaydı çok farklı şeylerden bahsediyor olacaktık. Vinicius'un sakatlanma durumu sıkıntı. Modric'in ilerlemiş yaşı, Kroos'la birlikte yedek kulübesinde kalma ihtimalleri. Ya şimdi böyle oldu mu tamam, birinin önü açılacak. O oyuncu Bellingham olmak üzere gözüküyor ya. Bunu artık net bir şekilde görüyoruz ama bence daha çok şey katmalı maç içinde. Ben bu arada bunu hani Bellingham'ı sevmiyorum, İşte ne bileyim Bellingham'ı eleştiriyorum diye söylemiyorum. Çok daha fazlasını beklediğim için söylüyorum. Maçları anlattığım için. Baksana. 90 dakika izlediğim için. Yani sadece istatistiklere bakıp yorum yaptığımızda o Real Madrid olağanüstü. Yani zaten adam ilk 4 maçta uçmuş gitmiş dersiniz ama şimdi hem Soccer Champions Cup'ı anlattım hem La Liga'da Real Madrid maçlarını anlatıyorum ve izliyorum. Bence 90 dakikanın içinde, ha bunun içinde vakit var, süre var diyeceksiniz. Ona katılıyorum kesinlikle. Ama Bellingham'ın maç içinde daha çok sorumluluk alması lazım. Vallahi şu anda çıktığı frekans daha çok alması lazım. Cristiano, sadece istatistikler anlamda şu an bunu, evet, aldı. Cristiano frekansı da şu anda çıktı. Maça etki açısından, skor etkisi açısından. O şekilde açısından çıktı. Cristiano etkisi. Ligde de gol kralı. O grafik de var. 5 gol. Şimdi baktığımızda burada zaten hani diğer futbolcular, yani ne bileyim Morata tabii ki golcü ama işte bazen 11'de bazen değil. Kubo, Jose, hani bu grafiğin üzerinden çok şu anda yorum yapmak ya da işte ileriyi kurgulamak mümkün değil. Yani gol krallığı yarışında birinci sırada. Biraz daha görmek lazım. Bu arada bunları ben söylüyorum. İleride en büyük Bellingham fanı da ben olabilirim. Aslında senin dediğini şöyle destekleyen, bu maç golik puan ortalamasına baktığımız zaman 9.4 Bilbao maçı, 10 tam puan ikinci maç Almeria mücadelesi. Sonra Celta Vigo ve Hetafe maçlarında 8.4. Aslında hani maçı kurtaran bir oyuncu için çok yüksek puanlar değil bunlar. Hani oyun içerisindeki etkinlikten bahsediyorum. Orayı daha da fazla geliştirebilir ama Bellingham'ın oyun içerisindeki etkinliği Vinicius döndükten sonra veya işte marka bir forvet aldıktan sonra Real Madrid daha da artabilir. Şunu da göz ardı etmeyelim. Bellingham şu anda birçok oyuncuyu tolere ediyor aslında. Yani Vinicius yok. Evet, Benzema vari, evet, mevcut Real Madrid. Arda Güler yok, Benzema vari bir marka forvet yok. Belki böyle etkili silahlarla daha da oyunu başkalaşacak. Daha da saha içerisinde oyunu yönlendiren kimliğini de konuşulacak. Şu anda çok büyük sürpriz olan ve etki olan 4'te 4 ile direkt gol katkısını sırtlaması. Kariyerinde böyle bir şey yok benim. Bir de Celta Vigo maçında attığı gol çok zor pozisyonda attı rakip savunmaya rağmen. Burada senin dediğin gibi çok takipçi oldu. Bu anlarda zaten belki de dünyanın şu anda bir numarası şu anda. Evet. Yani bak tüm liglere, izlediğimiz liglere, takip ettiğimiz liglere bu anlamda bir numara. Ama oyun içinde bak tekrar üstüne basarak söylüyorum, daha fazlasını vermek zorunda. Daha çok oyunun içinde olmak zorunda i̇şte diye düşünüyorum. Vereceği anları destekleyecek oyuncular geldiğinde bence orada asıl görevi olan oyunu yönlendirme görevini de başarıyla üstlenecektir. Çünkü şu anda çok ekstra bir gol katkısı. Orada 90+5 oraya gitmeyse puan kaybı Real Madrid. Mesela sakatlık demişken millilerimizden de Arda Güler Real Madrid'de sakatlığı dolayısıyla sahalarda gözükmüyor. Evet, Arda'nın da 1,5 ay denildi ama süre çok kısalmış ve şu anda
antrenmanlara başlamış evet, aslında. Evet. Öyle bir zaten maçta da görüntüsü vardı Vinicius'la evet. birlikte. Evet. Aynı karede. Orada Arda'yı görünce de o kadar mutlu oluyor ki insan. Vallahi. Yani gerçekten ben hep söylüyorum bunu artık dönsün ya. Ya tam ihtiyacı ki döndükten sonra olan oyuncusu ya Real Madrid'in Arda. Gibi, Bellingham'ın da performansı çok daha fazla düzene girecektir. 5 sakatlık bir takım için aslında az sayıda bir oran değil. Çok fazla ya. Bir de Bernabeu'nun yeni bir de sezon başı. Yeni halini düşündüğümüzde yeni Bernabeu'da Arda Güler de tam işte Bellingham'la birlikte o yeni jenerasyon Real Madrid yıldızları o tribünleri ayağa kaldıracaktır. Hani Bellingham'ın gol sevincindeki o tribün görüntüsü de bence Real Madrid için önemli. Çünkü genelde Real Madrid Barcelona maçları biraz turistik maçlar olarak nitelendirilir ve çok keskin tribün atmosferinden kolay kolay bahsedemeyiz. Bir Bilbao'daki gibi ne bileyim işte bir Betis deplasmanındaki gibi tribün atmosferlerinden bahsedemeyiz. Orayı da başkalaştırma adına aslında biraz Bellingham topa girmiş. Yani bu atmosferi daha da körüklemek istiyor. Biraz daha işte o Birmingham'daki kalkın ayağa diyor yani. Aynen. Dortmund'daki o tribün kültürünü Bernabeu'ya, yeni Bernabeu'ya da yansıtmak istiyor. Yalnız geçen sene biz hatırlarsınız La Liga Experience'e gitmiştik. Evet. Esport ailesi olarak Emre Gülkaynak'la birlikte kaldığımız otel, şimdi Müjdat Stat konusunu açtığı için söylüyorum. Kaldığımız otelden yokuş aşağı iniyorsunuz. Sağınızda Bernabeu kalıyor. Tamam mı? İndik. Emre ile birlikte son noktaya geldik. Nerede ya dedik Bernabeu. Neresi Bernabeu? Ya bir inşaat görüntüsü size anlatamam. Bak size o inşaatı anlatamam. Bambaşka bir şey ama içeride maçlar devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Sonra şeye girdik. Stat turuna. Stat turu nasıl olur? Soyunma odasına gidersin, oraya gidersin. Buraya şantiye mi gezdiniz? Eğlenceli geçer. Ya var ya. Müzeyi 10 saniyede geçiyorsun. Ama müzede de tabii Şampiyonlar Ligi kupaları falan hani. Geçiyorsun ondan sonra sağ içine giriyorsun. Böyle bir iş makineleri, böyle bir toprak, bir dağ gibi böyle. Şey oraya, çok iyi değil hani, ama biz buraları Dutlukken görmüştük. Hani şey var ya, hani geçen sene kalenin arkasında bir bayrak vardı şöyle. Evet. Hani sol taraftaki kalenin evet. arkasında. Onun boş halini düşün ya. Yani oradaki o bayrağın o şeyin kalktığını düşün oradan. Oranın halini bir görmelisiniz abi. 2 dakikada bitti tur. 2 dakika sürdü ve aynı paraydı. Ama yeni stat. aynı paraydı yani. İnanılmaz ya. Ve akın akın geliyordu yeni insanlar. Yeni stat'tan telafi edersin Gökhan. Tamamlanınca daha doğrusu. Sen sonra gittiğinde mesela sen gittin mi? Ben Bernabeu turu yapmadım. Ha, sen Manchester Real Madrid şeydeydi. Manchester. Etihad'daydı. Tarihi, Müjdat'ın tarihi. Peki şu anki hali nasıl? Gidip göreceğiz. Şu ya görüntüsü yani muhteşem. Görüntüsü artık o otelde kalırsam yani. Aşağı indiğimde stadı fark ederim. Aynen. Şu an bayağı stadın seyirci kapasitesi yaklaşık 85 bine falan yükselmiş. Yok bayağı ciddi bir gelir getirecek. Bayağı evet. Orada konserler falan başka organizasyonlar da olur. Camp Nou da biliyorsun yenileniyor. Yani hem Bernabeu hem Camp Nou şu anda uzay üstüne dönüşecek. Real Madrid özel çektik bu arada. Evet. Manşetten bu kadar Real Madrid özel. Bellingham hak etti ya. Hak etti. Arda Güler de bir dönsün. Keyifle izleriz. Arda bir dönsün sen o zaman gör. Öyleyse Premier Lig'de yılın oyuncusu Haaland diyelim mi? Diyelim. UEFA yılın oyuncusu seçildi ve Fulham maçında yaptığı hat-trick ile Premier Lig'de bir rekora daha imza attı. Animasyonu var. Furkan hazırladı. Onu bence bir izleyelim. Çünkü bir haftada inanılmaz şeyler yaşadı. O bir haftalık hikayeyi bir izleyelim. Zaten kariyerini artık ezberledik. Bakalım son bir haftada neler olmuş. İzleyelim. Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland için ödülleri kapmak ve rekorları kırmak için bir hafta yetiyor. Henüz 22 yaşında olan Haaland bir haftada yine şovun kralını yaptı. Geçtiğimiz hafta İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi oyuncusu ödülünü alan Haaland, aynı haftanın ortasında bu kez UEFA tarafından yılın en iyi futbolcusu seçildi. Manchester City'de beni en çok zorlayan kişi Pep Guardiola. Çok talepkar bir teknik adam. City benden önce bir santrforla oynamıyordu. Benim için harika bir meydan okuma oldu ve herkese City'nin gerçek bir santrforla daha iyi olduğunu gösterme şansı yakaladım. Kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. En büyük şansım henüz 22 yaşında olmam diyen Norveçli süperstar, hafta sonunda da 5-1 kazandıkları Fulham mücadelesinde hem hat-trick yaptı hem de bir asistle oynadı. Manchester City formasıyla 50 ve üzeri gol katkısına 39 maçta ulaşıp Andy Cole'un adadaki 43 maçlık rekorunu da tarihe gömdü. Dev Norveçli bu süreçte 42 kez ağları salladı ve 9'da gol pası verdi. Geçen sene tüm kupalar 52 gol 9 asist Manchester City ile. Şimdi 6 maç yine 6 gol 1 asist oldu. Yine maç sayısı eşittir gol sayısıyla
devam ediyor Erling Haaland. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı oldu. Bazen sorgulanıyor Erling Haaland. Hani maç içerisinde gol noktası dışında etkinliği yok şeklinde biraz eleştiriliyor ama. Bence sorgulanmaması gereken tek futbolcu şu anda. Değil mi? Futbol dünyasında. Çok kolay gösteriyor yani. Ve 4'te 4'te başladı yine Manchester City. Yine ritmini buldu ve yine o silip süpürme moduna geldi Erling Haaland. Bu hafta hani hat-trickler haftası oldu Premier Lig'de. Genç yıldız adayları, heyecan verici isimler de var ama ben bunu daha önce Salah çok iyi bir sezon geçirdiğinde de söylemiştim. Messi ve Ronaldo o kadar sıradanlaştırdı ki bazı rakamları. Salah'ın onlara yakın bir sezonluk performansı Salah'ın daha çok onlardan gündeme gelmesine neden oldu. Haaland'da da biraz bu durum var. Böyle sezon boyunca attığı gol sayısı, hani maç başına bir gol ortalamayla o kadar çok oynama potansiyeli var ki bir sezonda 50 gol attığı zaman Erling Haaland hani böyle vasat bir performansmış gibi algılanıyor. Evet. İnsanların algılarıyla oynuyor bu keskin performanslar. O yüzden çok göz ardı etmemek lazım Erling Haaland'ı. Biraz eleştirilmesinde bu şımarıklığı görüyorum herhalde. 50 üzeri gol katkısına 39 maçta ulaşmış. Tabii. Yani hiç azımsanacak bir şey değil hakikaten. Yani finalde gol atamayınca falan şey deniliyor böyle. Hani işte Şampiyonlar Ligi finalinde gol atamadı. Yani adam zaten yani. Adam zaten daha ne atsın ki? Dünyaları atmış zaten. Her yeri süpürmüş, silmiş, süpürmüş. Haaland öyle bir oyuncu ki geçen sene Manchester City'de ilk sezonunda Pep Guardiola rekor kırarken Haaland oyundan aldı. Guardiola'ya soruldu. Ya neden oyundan aldın? Rekor kıracaktı diye. Bu kadar erken yaşta bu rekoru kırarsa ileride hangi rekoru kıracak dedi. Ya böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya bu oyuncu tartışılır mı ya? Evet. Ya bu oyuncu tartışılır mı Allah aşkına ya? Büyük maçlarda gol atamıyormuş. İşte dediğin gibi Şampiyonlar Ligi finaline gol atamamış. Ya bırakın dağıtmasın ya. Zaten Şampiyonlar Ligi finaline onun sayesinde geldin. O zaman İtalya ile devam edelim. Tabii ki Gökhan Abdi'nin anlatımıyla böyle inanılmaz daha böyle heyecanlı izlemiyor muyum? Leao'nun golünü bir anlat Gökhan, hiç beklemiyordun değil mi öyle bir gol vuruşu? Zaten izleyip anlamışsındır. Nereden, ne ara, nasıl bir yere oturdu Müjdat? En son önce yere oturdu. Sergen Yalçın Adana Spor attığı oturarak bir gol vardı. Onun gibi bir vuruş yaptı yani. Ya, enteresan ya. Ben hiç böyle bir şey görmedim ya. Mükemmel. Mesela Leao da Bellingham gibi. Maç içinde çok fazla yok. Ama bir anda öyle bir şey yapıyor ki diyorsun ki tamam. Leao diyorsun. Olağanüstü bir gol attı. Yalnız Roma Milan maçında neyse Leao konuşacak mıyız daha? Konuşmuyorken. Leao'nun gol katkı grafiği ekrandayken ben yavaş yavaş Roma'ya doğru geçeyim istiyorum ama ya Müjdat sana şeyi soracağım. 9, 13, 26, 31. Evet. Şimdi bu sezon kaç? Gökhan Abdik sayısal loto tahmini veriyor sevgili seyirciler. Kaç diyorsun? Bence bu sezon 40'ı bulur. 40 olur mu? 40'ı bulur ve ondan sonra da Milan'da kalmaz, gider. Sen zaten Leo'yu göndermek için ben elinden geleni yapıyorsun ya. Paris Saint Germain'e gitmesini bekliyorum. Inter taraftarı gibisin. Ya gitmeye de bilir. Gitmezse hani takımın simgesi de olabilir ama Tonali gittikten sonra bence takım simgesi olacak oyuncu oydu. Leao kesin gider. Kesin gider ama bu sene yani 31-40'ı bulur. Ben 34 diyorum. 34 İstanbul. Gizem sen? Hadi sorayım arada buluşalım, 38 diyeyim ben de. Müjdat da 40. 40'ı bulur ya. Bulur çünkü artık her top ona gelecek. Öyle yani, mi? Bilmiyorum. Zaten her top ona geliyor da iyice özgüvenle birlikte o performansını bence yukarıya taşır. Ben bir Vinicius Junior patlaması bekliyorum bu sene Leao'dan. Yani Vinicius Junior'un geçen sene yaptığını bu sezon eğer Milan'da iyi olursa, ki iyi olacak gibi gözüküyor, bu sezon Leao'dan o patlamayı, o sıçramayı açıkçası bekliyorum. Yani Roma maçında Milan'ı nasıl gördün? Ben Roma'nın da bu sene kadrosunun transferlerini beğeniyorum aslında ama. Müjdat, Roma büyük sıkıntı. Bak oraya geldik sonunda. Hı-hı. Zaten yayın öncesinde de James sordu bana, abi Roma'dan bahsedecek misin yayında diye. Ben bu yayında Roma'dan bahsetmezsem başka hiçbir yayında Roma'dan bahsetmeyeyim. Niye? O derece mi? Ya ben bak biz Doruk'la yayında defalarca aynı şeyleri söylemek zorunda kaldık. Ya müdahale etmiyor hoca Jose Mourinho. Hücum oyuncusu almıyor. Rakip 10 kişi. Dakika 60 rakip 10 kişi. Sistem değiştirmiyor. Stoperden eksilmiyor. Gidemiyor Roma.
Ya gidemiyor Müjdat. Ama geçen sene, ondan önceki sene böyle böyle iki tane Avrupa Kupası. Ya tamam da gidemiyor ki Roma yani. Tribünler tıktım tıktım dolu. Roma atak yapmıyor Milan ya, karşısında. Roma'nın olayı Jose Mourinho'nun Roma kariyerinin özeti bu. Eksikler de var tamam ama ya tamam da yani birazcık ya. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? 2-2 bitiyordu maç. Evet. Bu da bir kırk. Ya maç 2-2 bitiyordu ya. Şöyle bir maç 2-2 bitiyordu ya. Tezlik konu bak ben sana söyleyeyim. Tez ya. Bunu üniversitelerde diyeceksin ki Roma Milan maçı nasıl 2-2 bitiyordu? Ya bak 50 sayfa yazarım sana. Geçen sene Bayer Leverkusen eşleşmesini hatırlamıyor musun? İki eşleşmede de bütün topu Leverkusen oynadı. Bekledi. Finale çıktı Roma. Ya kupanın da en keyifli top oynayan takımlarından biriydi Leverkusen. Yani Roma'nın, Mourinho'nun olayı bu iki sezondur. Sonuca getirdiği anlar var ama maç içerisinde böyle kilitlendiği anlar da var. Yani Leao ekstra vuruşu yapmasa belki bu maçı da kilitleyecek. Bir de Milan'da 61. dakikada takım 10 kişiye düştü. Evet ya, 10 kişi kaldılar. Ona rağmen bir Roma'da geldi. Ona rağmen maç Milan'ın kontrolüne geçiyor. Artık 70-75'ten sonra Milan çekilince oynamaya başladı. Yani oynuyormuş gibi gözükmeye başladı. Vallahi orada da ben ara dönüşü Inter Milan ayın 16'sında neler izleyeceğiz çok merak ediyorum. Yani yanar ortalık. İkisi de 3'te 3 ile başladı. En son Inter 4 attı. Müjdat, ben bu Inter Milan maçını yerinde anlattıktan sonra Inter Milan maçlarına bakış açım çok değişti. Değişti değil mi? Ya ben ama bir de özeldi Gökhan. Şimdi sen Şampiyonlar Ligi yarı final anlattın. Ya tamam da yani hayır, yine iyidir de eğer yurt dışında maç izlemek için hakkını kullanacak olan futbol severler varsa yani ben hangisini seçeyim diye düşünenler varsa hem şehir anlamında zaten eğlenceli bir şehir, güzel bir şehir, çok kaliteli bir şehir bence Milano. Hem stad çok güzel, hem stadın etrafı çok güzel, hem stadın içindeki o ambiyans inanılmaz. Peki Milan Inter mi, Inter Milan mı daha iyi olur acaba? Hangisi çoğunluktayken? Şimdi bu Inter Milan maçı olacak. Bence Milan Inter daha iyi olur gibi. Benimki Milan Inter'di. Değil mi? Inter kazandı. Şimdi Inter Milan oynayacak. İkisi de 3-3. İnanılmaz ya maç. Öyle böyle maç olmaz. Hakan Çalhanoğlu gol attı. Evet, Hakan golünü attı. Penaltıdan ters köşe. Yusuf gol attı. Yusuf Yazıcı. Yusuf golünü attı. Frikikten. Aynen. O da orta şut karışımı. Aynen. Ama Orkun'un golü bambaşka. Bambaşka. Nasıl vuruyor topa değil mi? Gelişini. Nasıl bak, sert. Bu Benfica'nın da yani havasından mıdır, suyundan mıdır? Yani giden ya şimdi Müjdat'a bir Benfica tişörtü. Lütfen ya. Abi giden oyuncu ya, giden oyuncu seviye atlıyor ya. O kadar Gizbonlu Müjdat. Yani Orkun'un attığı gol bonservisine bir 15 milyon euro ekledi şu anda. Zaten Hollanda'da da yılın oyuncusu seçilecek muhtemelen. Evet. Olağanüstü oynuyor ya. Yani bir de hani böyle lig fark etmiyor, takım fark etmiyor, sistem fark etmiyor. Ne gol attı ya? Acayip gelişine. Ya mükemmel ya. Öyle sert şut çekmek öyle kolay iş değil oradan. O mesafeden, o açıdan. Paris Saint Germain'in kadro profili de beni aslında çok ilgiyle takip etmeye. Nasıl buluyorsun mesela o kadrodan bu kadroya geçiş, Mbappe dışındaki futbolcular ne dersin Paris Saint Germain için? Ben daha sağlıklı buluyorum biliyor musun? Yani belki vizyon değişikliği olacak ama yani Asensio, Dembele, Mbappe, işte orta sahada Ugarte'yi aldılar. İşte orada Vitinha var, Zaire Emery var. Şimdi Kolo Muani'yi aldılar biliyorsun. Kolo Muani çok iyi. Barcola'yı aldılar işte Lyon tribünlerine tepki gösterdiği isimlerden birisiydi. Barcola geçen seneyi domine etti asistleriyle. Çok genç bir isim. Gonzalo Ramos'u aldılar Benfica'dan. Genç Lee var zaten. Yani Neymar, Messi, Mbappe olmadı. Yıldızlar, büyük yıldızlar olmadı. Ramos'lar, işte Di Maria'lar. Yani oldu da yerelde oldu. Finalde gördüler aslında ama şampiyonluk gelmedi. Bu daha enerjik bir takım. Yani daha aç bir takım. Çok büyük potansiyelli aç bir takım. Ama bu takımda doymuş da bir takım değil. Bu takımda da sezon içinde inişler çıkışlar olacaktır. Olabilir. Ama şöyle de bir şey olacak Gökhan. Geçen sene o doymuş kadro sıkılmıştı oynamaktan. Ve şu anda Kylian Mbappe patron benim diyebiliyor artık. Bu takım Kylian Mbappe'nin takımı. Geçen sene değildi. Şu anda Kylian Mbappe'nin takımı ve etrafında gerçekten büyük yıldız adayları var. Bence daha sağlıklı bir takım bu takım. Bu Paris Saint Germain daha keyifli bir takıma dönüşebilir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Müjdat'ın Paris Saint Germain sunumuyla artık yayınlanmak üzere. Bu haftanın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyifli bir vakit geçirdik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Burger King'in sunduğu Manşet Avrupa sona erdi.